Evet, Muğla Milas Siteler bölgesindeyiz. Maalesef alevler burada giderek etkisini artırmaya devam ediyor. Kameraman arkadaşım Ali Güler şu anda ekranlara getirecek. Aslında ilk olarak dağlık alanda başlamıştı. Yukarıdaki ormanlık alanda başlamıştı. Yangın ve rüzgarın etkisiyle birlikte işte yayılarak devam ediyor. Aslında karşı tarafta da bir site vardı ve o site tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Vatandaşlar uzaklaştırılmıştı. Evler tahliye edilmişti. İşte o siteleri, artık yerleşim yerlerini de yangın bu bölgede, Milas'ta tehdit etmeye başladı. Tabii hem havadan hem karadan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor. Özellikle yerden itfaiye ekipleri de o yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ancak şiddetli bir rüzgar var ekiplerin önüne geçen. O rüzgarla birlikte alevler farklı noktalara kadar gidebiliyor. Özellikle dağlık alanda, yukarı bölgelerde başlamıştı yangın. Rüzgarın yönüne doğru ilerliyor. Öncelikle yukarı doğru gitti yangın ve daha sonra da rüzgarın etkisiyle birlikte evlere yöneldi. Tabii ekiplerin titiz bir çalışması var. Şu anda alevler ekranlara geliyor. Kameraman arkadaşım Ali Güler o görüntüleri sizlerle paylaşıyor. Türk Evleri ile Çökertme arasındaki siteler bölgesi burası. Maalesef şu anda ormanlık alanda başlayan yangın sitelere kadar ulaştı. Siteler neyse ki tahliye edilmişti. Vatandaşlar güvenli bölgelere alınmıştı. Şu anda da bazı evlere kadar o yangınlar ulaştı. Titiz bir çalışma var demiştik. Sabah saatlerinde Kise Bükü mevkisiyle Ala Kise mahallesinde yangın etkisini artırmıştı. O noktalarda havadan ve karadan çalışmalarla birlikte yangın söndürme çalışmaları sürerken bu noktaya, Muğla'nın Milas ilçesindeki işte siteler bölgesinde de yangın alarmı verildi ve ekipler bu noktaya yönlendirdiler. Köyceğiz'de geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesi sürüyor bu yangına. Özellikle bir uçak, iki helikopter, 15 arazöz ve 5 iş makinesi, yine 20 su tankeri de sahada yangını söndürmek için mücadele veriyor. Bodrum'da 6 ayrı noktada yine yangın var. Mazı ve Çökertme'deki alevler Bozalan, Fesleğen, Gökberk ve Türk Evlere kadar sıçradığı mahalleler tahliye edildi. Vatandaşlar uzaklaştırıldı. Tabii topraklama çalışması özellikle önemli bu noktalarda. Ekipler her ne kadar havadan destek olsa da yerden de topraklama çalışmaları titiz bir şekilde yapılıyor. Karadan çalışmalar, alevlerin olduğu bölgenin çevresinde iş makinalarıyla emniyet şeritleri oluşturuluyor. Topraklama çalışması o doğrultuda yapılıyor. Havadan da helikopter buraya, özellikle yanan bölgelere sular bırakılıyor. Sarp bir arazi, çıkılması zor bir yer. Dik yamaçlardan oluşan bölgeler var. Burada ekipler özellikle yüksek alanlara çıkmakta zorluk çekiyor, güçlük çekiyor. Ancak canla başla bir mücadele veriyor. Şu anda gördüğünüz gibi yola kadar ulaştı alevler. Evet, sahil kenarındaki yola kadar ulaştı. O yolda hemen Ören mevkisine doğru giden kara yolu. O yolda da şu anda alevler kendisini gösteriyor. Yerleşim alanına doğru ulaştı. Hemen o noktada da yine bir site vardı. Diğer siteleri de bu yangın tehdit ediyor. Yangın ilk olarak Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyerler mahallesinde başlamıştı. Yükselen alevler etkisini artırdı ve Bodrum ile Çökertme'ye kadar sıçradı. Alevler Çökertme koyuna kadar ulaştı. Mazı, Gökpınar, Armutçuk ve Çamlıca mahalleleri tahliye edildi. Vatandaşlar o mahallelerden uzaklaştırıldı. Farklı noktalara, güvenli noktalara çekildi vatandaşlar. Yine tabii bir yandan yangınla mücadele sürerken diğer yandan da ekipler özellikle vatandaşları bu noktalardan uzaklaştırıyor. Can güvenlikleri için yine toplamda 1500 kişi sahil güvenlik koordinesinde, 4 sahil güvenlik botu, kıyı emniyetine bağlı gemi ve sivil teknelerle bu noktalardan tahliye edildi. Hava sıcaklığından bahsedecek olursak 43 derecelik bir hava sıcaklığı var bu noktada. Nem oranı da düşük. Söndürme, soğutma çalışmaları yapılıyor ancak rüzgar maalesef buna izin vermiyor. Rüzgarın etkisiyle birlikte o alevler maalesef yükseliyor. Şu anda da o görüntüler ekranlara geliyor.
karadan çalışmalar sürüyor. Bir yandan da helikopterlerle yine farklı noktalarda yapılan müdahalenin ardından helikopterler de bu noktalara kadar geliyor. Her şey yangının söndürülmesi için çalışmalar titiz bir şekilde sürüyor. Maalesef sitelere kadar yangın ulaştı. Bu siteler noktasında da yangın söndürme çalışmaları sürüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.